Evet arkadaşlar, herkese yeni bir bölümden merhabalar. Görmüş olduğunuz üzere bugün aracımızı içeri aldık. Çünkü neden? Dışarıda yağmur yağıyor ve bizim de aracımızın artık su tanklarını takma zamanı gelmişti. Bu yüzden su tanklarını takabilmek için aracı içeri aldık. Bu birazcık çetrefilli geçecek, zor geçecek. Neden? Çünkü ben aracımın su depolarını şasenin altına takacağım. Haliyle ne yapmış olacak? Benim çalışma alanım hem dar hem de aşağıdan yukarı çalışmış olacağım. Yere yatıp sırt üstü çalışacağım vesaire. Birazcık zor olacak. Tabii çalışacağım diyorum. Babam bunu tek başına yapamayacağı için ben de yardım edeceğim. Aslında su depolarını arabanın altına takarak iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum kararsızım. Çünkü yani kışın donabilir, yazın bir zararı olur mu? Olmaz. Ama aracın içinde su tankı olmayacağı için inanılmaz derecede içeride alan kazanmış oluyorum. Ve neredeyse içeriye koyabileceğim su tankının iki katını aracın altına koymuş oluyorum. Bu yüzden bence doğru bir hareket yapıyorum. Artık kışın donarsa da ne yaparız? Yanımıza birkaç tane su tankı alırız, birkaç damacana su alırız vesaire. Onunla devam ederiz. Bakalım nasıl olacak? Şimdi montaja geçelim. Küçük herhalde. Dakika bir gol yiyorsun. Evet arkadaşlar, şu an size su bidonun içini gösteriyoruz. Bakın, bizim deldiğimiz delik ortalardan da ama biz şöyle bir şnorkel yaptık ve şnorkel tam olarak su deposunun en üst seviyesine bakıyor. Yani bu demek oluyor ki biz bu su tankını tamamen doldurabileceğiz. Burada iyi bir mühendislik oldu. Şimdi şunu söyle, dışarıdan bir daha göstereyim. Bakın, su girişimiz neredeyse su tankının ortasından. Fakat buradan şöyle yukarı doğru bir şnorkel var. Bunun sayesinde biz bu su tankını komple full doldurabileceğiz. Bence mantıklı bir çalışma oldu. Yani şurada şöyle bir dipnot vereyim. Çoğu karavancı arkadaşlar diyor ki benim 100 litre su tankım var diyor. Suyum diyor çok az diyor. Neden acaba diyor. İşte bundan dolayı çok az. Bunun sebebi de burası şaseye girdiği için şasede bağlantı yapamıyoruz suyu. O yüzden alttan delmek zorundasın. Alttan deldiğin için de su ne yapıyor? Sen suyu doldurduğun zaman su buraya kadar doluyor. Yani 70 litresi doluyor, 30 litresi boşta kalıyor. Biz ne yaptık? İçeriye şnorkel yaptık. Buradan gelen su yukarıdan aşağıya dolacak. O zaman ne yapacak? Su buraya kadar dolmuş olacak. Contasını taktın mı? Bu da pis su tankının çıkışı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bu pis su tankımızda yaptığımız değişiklik. Normalde bu pis su tankı buradan böyle dümdüz geliyordu. Fakat bizim arka tarafta gelen el frenimizin teli düz geliyor ve burada böyle çatal oluyor. Bir sol tekere, bir sağ tekere geliyor. Bu yüzden biz bu bidonu kullanamıyorduk. Yeni bidon yaptırmayı düşündük. Neler yapabiliriz diye çok fazla kafa patlattık.
En son dedi ki biz bu bidonu neden kendimiz kesip istediğimiz gibi şekillendirip Dyson'lamıyoruz. Su tankının sağını ve solunu kestik. İstediğimiz açıyı verdik ve sonra da Dyson'ladık. Buna su testi yaptım. Kesinlikle su kaçırmadı. Yani bence akıllıca bir çözüm oldu. En azından ekstra para ödemedim. Ve maksimum takabileceğim pis su tankını takmış oldum. Aslında bu pis su da değil, gri su. Şimdi aracımızın altını göstereyim size. Bakın arabanın altı bu şekilde. Bir şuraya takacağız. Bir de buraya takacağız. Arkadaşlar küçük bir bilgilendirme vereyim. Bu arabanın aynısına karavan yapmak isteyip ve araç altına su tanklarını takmak istiyorsanız eğer ne yazık ki birkaç değişiklik yapmanız lazım. Onlardan birkaçı şu. Bakın normalde fren hidrolikleri şu şasenin içinden geçiyor. Fakat biz de oraya su tankını takacağımız için fren hidroliklerinden dolayı takamıyorduk. Ben de o yüzden fren hidroliklerini bakın görüyor musunuz? Buradan bu şekilde geçirdim. Yani ben geçirmedim bunu, frenciye yaptırdım. O yüzden rahatlıkla buralara su tankını takabileceğim. Şu da şu an boşta bir arkaya giden elektrik kablosu. Su tankını taktıktan sonra onu da sabitleyeceğim. Burası pis su tankımın yeri. Şurası da temiz su tankımın yeri olacak. O çatallı bahsettiğim kısmı göstereyim size. Bakın şurada da el frenin çatal olan bölümünü görüyorsunuz. Düz bir tane boru, düz bir tane tel geliyor ve şurada ikiye ayrılıyor. O yüzden de pis su tankımı ona göre ayarladım. Evet arkadaşlar, şimdi bunu kaynattık. Çünkü biz buraya bu halkayı, pulu kaynatmasaydık bu civata arabaya esnediğinde böyle aşağı yukarı oynayabilirdi ve su tanklarını yere düşürebilirdi. O yüzden ortaya bir pul kaynattık ki civata sabit kalsın. Bunu birazdan daha da güçlendireceğiz. Hatta burada çalışmalar devam ediyor. Şamandırasını takıyoruz. Şu şekilde. Büyük mü geldi? Büyük geldi. Altına taş koyacağız. Şimdi de burada temiz su tankımızın şamandıra deliğini kesiyoruz. Bayağı boşluk var burada. Aynen. Şöyle yaparız biz bunu. Böyle yaparız, daha iyi olur. Böyle yaparız. Biz de buraya üstten de delebilmişiz. Yok, buradan da delememişiz. Tamam, neyse buraya geldik. Şimdi burası kaç santim bu oğlum? 34 mi demiştin? Yok, şuradan şuraya ölçtük ya, şuradan şuraya da. Ha, orayı da mı ölçelim? Ha, şuradan. Geri bulursan çizme. Buradan 32 gibi gözüküyor. 32. 32'yi ayarlayalım. Bırak sen onu eti. Bırak onu eti. Tamam, bu da buraya denk geliyor. Tamam abi, her türlü şeyimiz vardı. Boşluğumuz vardı zaten. Şöyle olduğu zaman burası boş geliyor zaten. Yani burası zaten her türlü boşluktaydı. Belki şeyde kurtarabiliriz ama. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu şaseyi rahat delebilmeniz için bunlar altın uçlu matkapuçları diye geçer. Yani sarı renktedir, altın uçludur. Diğer siyahlar gibi böyle sizi zorlamaz. Hemen tık diye geçer. Yani çok kaliteli bir uca sahiptir bunlar. Baba, yastık olarak arabanın neyini kullanıyorsun şu an? Dingilini kullanıyorum. Oğlum bu işler böyle yani, dingil dingil yani. Her yerde rahatlığını olacaksın. Şimdi bunu böyle takacağız, tamam. Süper. Aşağıda zararlı olur. Şey yaparız, tamam. Olur.
aşağıda daha şey yapar. Bunların uçlarını devreye al bunu. Bunların uçlarını devreye al. Mart grubu alıyor musun abi? Aldım. 4 tane köşe mentimizi yerleştirdik. Bu köşe mentler sayesinde su depolarımızı takabileceğiz. Şöyle gözüküyor. Şimdi bunlar da su depolarının altında olan demirimiz. Yani böylelikle araç altında uzun süre bunu kullanabileceğiz. Şöyle göstereyim. Depolarımızdaki son durumda bu arkadaşlar. Bunları taktık. Şöyle şamandıralarımız takıldı. Donmayı bekliyor. Sonra su depolarımızı da takacağız. Şimdi şunlara delik delelim. Acaba biraz daha uçta mı yapsak? Yani ne kadar uç o kadar iyi. Ama 2 santim de yeter ya. O kadar da zayıflık demek. Bu paslanmaz çelik mi baba bu? Hayır, galvaniz. Galvaniz saç yani. Evet. Yanlış bilgi vermeyin sana. Öbür matkocunu getir. Kalın bir malzeme. 1,5 milim var herhalde. 2 milim bu ya. 2 milim mi? 2,5 milim falan. Bu profile özel döktürdük. Bunları özel yaptırdık. Teori mühendisliği Mustafa abim yaptı, sağ olsun. Evet arkadaşlar, şimdi bu köşe mentlerden inen saplamaları takıyoruz. Bu saplamalar bizim su bidonlarımızı koruyacak. Baba yoruldun galiba. Birazdan yapayım mı? Deposunun tam ortasından bir tane kayıt geçiyor arkadaşlar. Arabanın alt taban sacının daha sağlam olması için tam ortadan bir tane kayıt atmış. O da 4 cm aşağıya iniyor. O yüzden su tankının sağına ve soluna 4 cm şeklinde bir strofor köpük yerleştireceğim ki ortadaki demir bunu halde aşağıya bir baskı uygulayacak. Bu yanlardaki strofor sayesinde de aracın tabanına değebilmiş olacak. Yani herhangi bir dengesizlik vesaire olmasın. Tam anlamıyla her yeri değsin istiyorum. O yüzden böyle bir strofor sistemi yapacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir güne uyandık. Bu su depoları inanılmaz bizi zorluyor. Böyle aşağıda çalışıp yukarıda bir şey monte etmek gerçekten çok zor. Ama inanıyorum daha iyi olacak her şey. O yüzden sabahın köründe biz yine çalışmaya başladık. Dün akşam fazla yorulduk. Hatta sabah kalkamadık bile. Bayağı yorgunduk, uyuyakalmışız vesaire. Her neyse şimdi hemen çalışmaya başladık tekrardan. Su depolarımızı takıyoruz. Çünkü bu bizim için çok önemli bir aşama. Bunu taktıktan sonra işlerimiz biraz daha kolaylaşacak gibi. Şimdi bir aşağıya inelim bakalım aşağıda neler oluyor. Evet, burası şu an bu şekilde. Aşağıya kalaslar koyduk ki su deposunu havada tutsun. Biz bir de su deposunu tutarak yorulmayalım diye. Size bahsettiğim galvanizli demir, bakın arkadaşlar, burada. Yukarıdan aşağıya saplamalar iniyor. Aşağıda da o saplamaları somun ile sıkarak destekliyoruz. Zaten buradaki su tankları 100'er litre. Temiz su 100 litre, pis su 100 litre. Hiçbir zaman ikisi de dolu olmayacağı için buranın taş çatlası taşıyacağı ağırlık 150 kilo arkadaşlar. Yani temiz suyun full, pis suyun da yarım olduğunu düşünürsek en fazla taşıyacağı 150 kilo. Pis su doluyken temiz su almam zaten. 200 kilolara çıkacağını zannetmiyorum. O yüzden burası fazlasıyla bize yeterli olacak ki bu saplamanın bir tanesi ortalama 250 kilo taşıyor arkadaşlar. Yani 4 tane saplama var burada. 1 ton taşıma kapasitesi var. Şu an bu düzeneyin.
Baba çekeyim mi onlara? Andıra için kabloları sarkıttık ama onların daha montajını yapmadık. Depoları salla bakayım, sallanıyor mu? Depolar çok sağlam ya. Araba devrilir, depo devrilmez. Şimdi bunu buradan geldi. Bunu direkt buraya takarsak o zaman şuradan kesebiliriz. Şuradan falçatayı vereyim. Bismillah. Evet. Falçatayı kapatayım. Buradan aldık, sarkıttık. Bunu da şuradan şöyle alıp vereceğiz. Neyi sallamayayım? Çok fazla sallama. Sıcak hava getireyim mi? Yok ya, bunu böyle döndürdüm. Arkadaşlar boruyu sonuna kadar götürebilmem için boruyu döndürmem gerekiyor. Dönünce de yukarısı kasmış oluyor. O yüzden biraz sıcak havayla bunu ısıtıp onu öyle takacağız. Isınsın biraz daha. Tamam. Bak kaldım, böyle kalıyor işte. Kalmaz Batuhan, kalmaz. Bunu buraya böyle takmayayım mı? İteceğim mi biraz daha? İtmen gerekiyor Batu Bey. Biraz daha itmem. Bakayım. Isıt orada biraz da. Isıtalım. Dedim ya, bir kere şey yapman lazım. Sokman. Tam oraya yapıştı, tamam. Tamam, çıkart yeri baştan, şey yapalım. Niye çıkaralım? Batuhan başına bela aldı o. Çıkmıyor bile baba. Tamam o zaman. Deponun son durumu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle aşağıda iki tane galvanizli sacımız var. Bunları özel büktürdük. Şu şekilde montajını görebilirsiniz. Şu sabitlemedim bunu da. Birazdan sabitleyeceğim. Şöyle bakın şurada saplamaları görebiliyorsunuz. Köşemetlerden aşağıya saplama indirdik. Bu saplamalarla da aşağıdaki şu demiri sabitledik. Su tanklarımız şu an çok sağlam oldu bakın. Tutuyorum. Sallamıyor. Yani gayet sağlam. Şunlar şamandıra göstergeleri için gelen bilgi kabloları. Şu an onları boş bıraktık. Şöyle diğer taraftakini de burada görebilirsiniz. Onları da ilerleyen zamanlarda bağlayacağız. Banyodaki evimizin musluk için delik deliyor. Oo. Bir doğa olmayan yer burası. Neden? Fiber. Ha evet, bir tek fiber burası. Arkadaşlar her yerimiz doğal. Bakın musluğumuz bile mermer. Şimdi bunu size anlatayım ya, ben neden böyle bir musluk tercih ettiğimi. Bakın bu böyle sıradan bir musluk gibi gözüküyor ama aslında sıradan bir musluk değil. Baba çek bakalım ucunu. Tuttum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu bir berber banyosu aslında. Şöyle mermer detayları vesaire var. Full krom. Yani biraz cins mi duruyor? Bakın şöyle bir tane de pırlantası var. Yani fena değil. Benim hoşuma gitti. Bakalım takınca nasıl duracak.